3400'den herkese merhaba. Ali yanımda. Bu sefer daha da yukarıdayız. Çitlerin arkasına geçtik. Şimdi biraz fotoğraf çekeceğiz. Ondan sonra verenle divan. Ortamı gösterelim. Dikine sapla ha. Rüzgar sıfır. Evet, şimdi benim gözümden devam edeceğiz. Ayıp Bey'in gözünden bitti. Ali.
ve her şeyin sonucuna gelirsek üşüyor muyum, üşümüyor muyum? Üşümüyorum. Açık net söyleyeyim. Ama şu an mesela bulutlar geldi gördüğünüz gibi. Bulutlar geldiğinde hava bir tık daha serin oluyor. O zaman bir tık daha üşüyorum. Ama eğer güneş varsa ve rüzgarsız bir hava varsa kesinlikle üşümüyorum. İlla ki bir serinlik hissediyor insan. İlla ki biraz daha böyle yoruluyorsunuz. Ama daha çok keyif aldığımı hissediyorum. Malum Ruslar, İsveçliler biliyorsunuz. Çocukları doğar doğmaz soğuk suyun içine atıyorlar ve çok daha bağışıklığı yüksek insanlar haline dönüşüyorlar ileride. Ben soğuğun bağışıklığımı güçlendirdiğini düşünüyorum. O yüzden çıplak kaymaktan ya da atletle kaymaktan çekemiyorum. Fotoğraf çekinirken de hiçbir sorun yaşamıyorum. Size de tavsiye ederim. Böyle çılgınlıklar, böyle delilikler. Her zaman farklı olmayı sevmişimdir. Bunda da farklı olmayı seviyorum. Erciyes'te veya diğer kayak yerlerinde böyle şeyler görmedim. Çok nadir belki yurt dışına vardır ama Türkiye'de bu konuda tek olduğumu düşünüyorum ve bu durumdan çok memnunum. Hepinize tavsiye ederim. Bir gün mutlaka deneyin. Ama terlemekten iyidir üşümek. Ondan %100 eminim. Bence terlemekten güzeldir. Terlediğimiz zaman çünkü rüzgar estiğinde daha çok üşüyoruz ve daha çok hasta oluyoruz. Ben bunu düşünüyorum. Her şeyin sonucunda bizi hasta eden mikroplardır. Üşümek, üşümemek aslında mikroplar olan bağışıklığımızın etkilediği bir durum. Mikrop varsa vücutta ve bağışıklık düşükse illaki üşüyeceğiz ve hasta olacağız. Ama bağışıklık yüksekse üşüsek de hasta olmayacağız. Bu bir gerçek. Hepinize iyi günler diliyorum. Diğer videoda görüşmek üzere.